Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Işığın soğurulmasıyla yine birlikteyiz. Işık bir enerji türüdür ve doğrusal olarak her yönde yayılır. Işığın cisimler tarafından tutulmasına soğurulma denir. Pürüzlü, mat ve koyu renkli yüzeylerde soğurulma daha fazla olur. Işığı soğuran maddeler zamanla ısınır ve sıcaklıkları artar. Koyu renkli yüzeyler ışığı daha çok soğurduğu için sıcaklık artışı bu yüzden daha fazla olacaktır. Bunu bir deneyle yapalım. Beyaz ve siyah bardaklara eşit miktarda su koyduğumuzda ilk sıcaklıklar eşit olduğunda beyazda 5 santigrat derece artış olurken siyah bardakta 10 santigrat derece artış olmaktadır. O halde koyu renklerin ışığı beyaz renklere göre daha fazla soğurduğunu anlayabiliriz. Arkadaşlar buna göre kumaşların son sıcaklık arasındaki ilişkiyi soruyor. Siyah koyu renkli olduğu için siyahta en fazla, sonra kırmızı, en az soğurma beyazda olacağı için beyaz yansıtır arkadaşlar. Bu nedenle sıcaklık artışı en az beyazda olacaktır. Siyah, kırmızı, beyaz şeklinde sıralayabiliriz. Arkadaşlar koyu renkli cisimler ışığın büyük kısmını soğuruyor. Açık renkli cisimler ışığın büyük kısmını yansıtıyor. Bu nedenle arkadaşlar siyah kumaş ışığı çok az yansıtır. Kırmızı kumaş az yansıtır. Beyaz kumaş çok fazla yansıtır. Kışın biz bu nedenle hep koyu renkli giyerken yazında hep açık renkli elbiseler giyeriz. Yine ülkemizin güney bölgelerinde evler genellikle beyaz renge boyanır. Akdeniz sahillerindeki evlere bu bodrumdan bir resim görmektesiniz. Bakın burada hep beyaz boyanmıştır. Çünkü ışığı yansıtarak sıcaklıktan daha az etkilenmesi sağlanmış olacaktır. Evet, ışığın soğurulmasının olumlu ve olumsuz sonuçları vardır. Arkadaşlar olumlu sonuçlarına burada güneş panellerinden elektrik enerjisi ve ısı enerjisi elde edilir. Yine ışıkla bitkiler fotosentez yaparak, karbondioksit ve suyu alarak fotosentez yapar ve besin ve oksijen oluştururlar. Bunlar ışığın olumlu etkilerindendir. Fakat ışığın soğurulmasıyla kıyafetlerimiz ne yapacaktır? Zamanla solacaktır. Bu da ışığın olumsuz etkilerinden bir tanesidir. Arkadaşlar 2019 bursluluk sorusunu çözelim. Buna göre kaplardaki son sıcaklıkların farklı olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir diyor. İçinde sıcaklıklar 5 santigrat ve eşit miktarda su bulunan özdeş kaplı kaplardan biri beyaz, diğeri ise siyah renge boyanarak güneş ışığı alan yere konuluyor. Yarım saat sonra beyaz kap 7 santigrat derece, siyah kabın sıcaklığı 9 santigrat dereceye ulaşıyor. Burada siyah kabın daha fazla ışığı soğurduğu için sıcaklık artışının daha fazla olduğunu anlıyoruz. Bu hangi şıkta var? Siyaha boyanmış cismin ışığı daha çok soğurması, yani C şıkkında görüyoruz arkadaşlar. 2019 bursluluk sorusu. Arkadaşlar beyaz ışık gerçekten beyaz mıdır? Güneş dünyanın ışık kaynağıdır. Güneşten gelen ışığın büyük bir kısmı insan gözüyle algılanamaz. Işığın insan gözüyle algılanan kısmına görünür ışık diyoruz. Arkadaşlar görünür ışık 6 renkten oluşur. Bu ışıkların birleşmesiyle de beyaz ışık oluşur. Güneşten bize ulaşan ışık beyaz ışık olarak adlandırılır. Biz arkadaşlar beyaz ışığı şurada camda, cam prizmada, gökkuşağında ve CD'de beyaz ışığın 6 ışıktan oluştuğunu görebiliriz. Arkadaşlar örneğin evimizin avizesinde CD'de gördüğümüz gibi cam prizmada da beyaz ışığın 6 renkten oluştuğunu görüyoruz. Burada renklerin az kırılıp çok kırılmasına baktığımızda en fazla kırmızı ışığın, en az mor ışığın kırıldığını görürüz. Arkadaşlar bunu bir şifreleyelim. Kutu sayamamdaki K, T, S, Y, M ve M. Arkadaşlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor ışıktan oluştuğunu görüyoruz. Arkadaşlar sırasıyla ışıklar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mordur. Peki bu ışıklar, bu 6 renk ışıktan kırmızı, yeşil, mavi ışığa ne diyoruz? Ana renkler diyoruz arkadaşlar. 3 el fenerini yine ana renklerde verdiğimizde arkadaşlar kırmızıyla mavi, yeşil ana renklerin tam kesişimi neyi oluşturuyor? Beyaz ışığı oluşturuyor. Yine kırmızıyla mavinin birleşiminde magenta, bakın şurada magenta. Kırmızıyla yeşilin sarı, bakın kırmızıyla yeşil sarıyı oluşturuyor. Mavi yeşil ise siyan, yani
turkuaz rengini oluşturmakta arkadaşlar. Yine kırmızı mavi moşul, kırmızı mavi yeşil ışığın birleşiminden de beyaz renk oluşacaktır. Şuraya dikkat edelim. Ana renkler kırmızı, yeşil, mavi, sarı, kırmızı ve yeşilin birleşiminden, magenta kırmızı ve mavinin birleşiminden, siyah ise turkuaz yani yeşil ve mavinin birleşiminden oluşacaktır. Arkadaşlar buna Newton çarkı da denir. Altı ışık birleşiminde arkadaşlar buraya altı ışığı boyadığımızda çarkı çevirdiğimizde beyaz ışığın oluştuğunu görüyoruz. Çarkı şu şekilde boyuyoruz arkadaşlar. Kutu sayamamamdaki kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, moru boyuyoruz, çeviriyoruz ve beyaz ışığı elde ediyoruz. Arkadaşlar cisimler beyaz ışık altında siyah, beyaz veya renkli görünmesinin sebebi ışığın yansıtmaları ya da soğurması ile ilgilidir. Biz cismi yansıttığı renkte görürüz. Yani beyaz ışıkta beyaz ne olacaktır? Beyazı yansıtacağı için biz beyazı, üzerine düşen beyaz ışığın tamamını yansıttığı için biz beyaz göreceğiz. Beyaz ışıkta kırmızı üzerine düşen neyi yansıtacaktır? Kırmızıyı yansıtacaktır arkadaşlar. Kırmızıyı yansıttığı için biz kitabı kırmızı görürüz. Siyah renk ise hiçbirini yansıtmadığı için, hepsini soğurduğu için arkadaşlar biz siyah görürüz. Yani hepsini yansıtanı beyaz, hepsini soğuranı siyah. Hangi rengi yansıtıyorsa diğer renkleri o şekilde cisimleri görürüz. Arkadaşlar etkinlik yapalım. Beyaz ışık altında cisimleri rengi görülmektedir. Beyaz ışık altında beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, yeşil yeşil, mavi mavi, siyah siyah cisimlerin kırmızı ışık altındaki. Peki bu cisimleri kırmızı ışık altında nasıl görürüz? Beyaz ve kırmızıyı kırmızı görürüz, diğerlerini ise siyah görürüz arkadaşlar. Şu şekilde. Devam ediyoruz. Bu cisimleri yeşil ışık altında arkadaşlar bizler beyaz ve yeşili yeşil görürüz, diğerlerini siyah görürüz. Yani şu şekilde. Arkadaşlar mavi ışık altında biz bu cisimleri beyazı ve maviyi mavi, diğerlerini siyah görürüz. Yani şu şekilde. Arkadaşlar bu cisimler sarı ışık altında renklerini nasıl görürüz? Arkadaşlar beyazı sarı. Sarı neyin karışımıydı? Kırmızı ve yeşilin karışımıydı. O halde kırmızı ve yeşili ve beyazı göreceğiz, diğerlerini siyah göreceğiz. Bakın sarı, kırmızı ve yeşilin karışımı olduğu için bu renkleri yansıtacaktır ve biz bu cisimleri göreceğiz. Yine magenta'da arkadaşlar biz hangilerini görürüz? Magenta hangi renklerin karışımıydı? Arkadaşlar kırmızı ve mavinin karışımıydı. O halde biz şu şekilde göreceğiz. Beyazı, kırmızıyı ve maviyi görürüz. Arkadaşlar siyah yani turkuaz ışık altında biz beyazı, yeşili ve maviyi görürüz. Çünkü siyah yeşil ve mavi ışığın karışımından oluşmaktadır. Yani bu şekilde. Arkadaşlar örnekle devam edelim. Kırmızı ışık altında kırmızı nasıl görülecektir? Kırmızı. Mavi ışık altında beyaz, mavi görülecektir. Kırmızı ışık altında mavi ne olacaktır arkadaşlar? Siyah görünecektir. Çünkü mavi kırmızıyı yansıtmayacaktır. Arkadaşlar kamuflaj, kamufle olmak yani görülmemektir. Beyaz ışık altında beyaz top üzerine renkli kırmızı yazısı, Messi yazısı okunabiliyorken kırmızı ışık altında, bakın kırmızı ışık altında beyaz ışık altında okunabiliyor. Kırmızı ışık altında ise Messi yazısı kırmızı olduğu için kamufle oluyor. Bu nedenle biz göremiyoruz. Yine doğada pek çok canlı yaşamlarını sürdürebilmek için bulundukları ortamda ne olurlar? Kamufle olurlar. Böylece avlanmak ve savlanmak için avantaj elde etmiş olurlar. Dil balığı, bukolemon ve bazı çayır çekirgeleri renk değiştirerek kamufle olurlar ve düşmanlarından korunurlar. Şöyle örnekler verelim. Bukolemon ve asker giysisine, yine askeri araçlara. Arkadaşlar etkinlikle devam edelim. Kırmızı ışık ile aydınlatırsa ekranda hangi renkte sayı okunur? Arkadaşlar kırmızı kamufle olacaktır. 2 okunacaktır. Mavi ışık altında aydınlatırsa ekranda hangi renk? Mavi kamufle olacaktır. 1 okunacaktır. Yeşil ışıkla aydınlatırsa ekranda arkadaşlar hangi renkler görülecektir? Yeşil ışık altında 1 ve 2 siyah şekilde görülecektir. Çünkü yeşil renk, kırmızı ve mavi onu ne yapamaz? Kamufle edemez. Siyah 1 ve 2 görülecektir. Gökyüzü ne renk? Arkadaşlar gökyüzünü biz bazen bu şekilde mavi görürken bazen de kızıl görürüz. Bunun nedeni nedir? Günün bazı saatlerinde gökyüzü mavi renkte, bazı saatlerde gri renkte, bazı saatlerde ise kızıl renkte görülmektedir. Gökyüzünün bu şekilde farklı renkte görülmemesinin nedeni
ışığın saçılması ile ilgilidir. Atmosfere yayılan ışığın bir kısmı soğurulur, bir kısmı ise farklı yönlerde yansıtılır. Işığın bu şekilde yansıtması saçılma olarak adlandırılır. Arkadaşlar, bulutsuz günlerde gökyüzünün mavi renkte görülmesinin sebebi atmosferin ışığın mavi tonlarını kırmızı tonlarda görülür. Daha fazla saçılıyorsa biz kırmızı şeklinde görürüz arkadaşlar. Daha fazla dağılan mavi ışık gökyüzünün mavi görünmesini sağlar. Güneşte doğarken ve batarken ise atmosferde mavinin tonlarını soğururken kırmızının tonlarını fazla saçıldığı için biz kırmızı görürüz. Gökyüzü kızıl renkte görülmektedir. Atmosferin tüm renkleri eşit oranda saçılmaya uğrattığı bulutlu günlerde ise biz gri şekilde görürüz gökyüzünü. Arkadaşlar, şimdi ışığın diğer enerjilere, enerji türlerine dönüşmesi. Burada radyometre görüyoruz arkadaşlar. Radyometrede bulunan bu çark arkadaşlar siyah ışığı daha fazla soğurup açık renk yansıttığı için döner. Yani radyometrede ışığın hareket enerjisine dönüşmesini. Yine bu arabada arkadaşlar güneşten doğal ışık kaynağı son yıllarda güneş enerjisinden faydalanarak hareket enerjisine dönüşmesini görebiliyoruz. Güneş enerjisinin hareket enerjisine çeviren arabalar görebiliyoruz. Arkadaşlar, radyometrenin yakın görüntüsü. Yine ışık enerjisinin elektrik enerjisine dönüşmesi. Işık enerjisinin gün ısılarda ısı enerjisine dönüşmesi görebiliyoruz. Arkadaşlar, güneş enerjisinden güney ocaklarında yemek pişirilmesi. Afrika'da yapılabiliyor. Deniz suyundan tatlı su elde edilmesi. Konutların ısıtılması ve seracılıkta. Uzay istasyonlarında güneş pillerinden elektrik enerjisi elde edilmesinden faydalanılır. Gelişen teknolojiyle birlikte güneş enerjisinden faydalanma yöntemleri fazlalaşmaktadır. Hemen örnekle devam edelim. Birincisinde elektrik enerjisine dönüşümü, ikincisinde hareket enerjisine dönüşümü arkadaşlar, kinetik harekete dönüşmesi, üçüncüsünde arkadaşlar fotosentezle kimyasal enerjiye dönüşmesi, ışık enerjisinin kimyasal enerjisine, dördüncüsünde ise güneş gün ısıda ısı enerjisine dönüşmesini görmekteyiz. Örnekle devam edelim. Hipotez sorusu, hipotezleri test etmek için öğrenci hangi düzenekleri kurmalıdır diyor. Madde miktarının sıcaklık artışına etkisi. Madde miktarı farklı, diğer her şey aynı olacak. Bunu 1 ve 2. düzenekte ne yapabilir? Elde edebilir. İkinci hipotezi, doğrudan güneş ışığı alan cisimler doğrudan güneş ışığı almayanlara göre daha fazla ısınır. O halde biz bunu neyle gösterebiliriz? 1 ve 3 ile gösterebiliriz. Çünkü arkadaşlar 2 ile yapamayız. Çünkü burada 2 tane değişken var. Miktarları da farklı olduğu için 2 ile olmaz. 1 ve 3 de olur. 1 ve 2, 1 ve 3 hangi şıkta var arkadaşlar? B şıkkında var. Cevabımız B şıkkı. Koyu renkli cisimlerin açık renkli cisimlere göre ışığı daha iyi soğurduğunu hipotezini test etmek isteyen bir öğrenci deney düzeneklerinden hangi hazırlaması uygun olur? Arkadaşlar, biri koyu biri açık olacak. Diğer her şey aynı olacak. Bu gölgede olmaz. Gölgede olmaz. Biri koyu biri açık ve güneş. O halde cevabımız C şıkkı. Bunu da test edemez bu hipotezi. Bu hipotezi C şıkkı ile test edebilir. Cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar, kırmızı ile yeşilin birleşimi. Kırmızı, yeşil, mavi ana renklerin birleşiminde ne oluşuyordu? Beyaz oluşuyordu. Yani A ve D gitti. Peki arkadaşlar, kırmızı ile yeşilin birleşiminde ne oluşuyordu? Sarı. O halde sarı beyaz hangi şıkta var? C şıkkında var. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, ışık prizmadan ayrıldığında kutu sayamamındaki yani kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde hangisinde vardı bu? A şıkkı, kutu sayamam. Bakın, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde cevap A şıkkı olur. Arkadaşlar, yine bir deney sorusu. Buna göre güneş ışığı altında eşit süre bekletilen aşağıdaki termometrenin gösterdiği değerler hangisindeki gibi olur? Arkadaşlar, kırmızı en fazla sorduğu için kırmızı en büyük, beyaz en küçük olacak. Baktığımızda arkadaşlar, siyah en büyük, beyaz en küçük olan hangisi var? Siyah en büyük olacak. Bu hepsinde eşit olmaz. Bakıyoruz, siyah en büyük, beyaz en küçük, kırmızı ortada. Cevabımız B şıkkı olacak. Arkadaşlar, yine ışığın prizmadan kırılmasında ne olacaktı? Birincisi kırmızı olacaktı. Kutu sayamamdaki kırmızı. Bir numaralı kırmızı olur. İki numaralı mor ışık olur. Doğru. Kutu sayamamda en fazla, en sonda mor olur. Beyaz ışık 6 renkten sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bu da doğru. O halde hep bütün ifadeler doğru. Cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar, şekildeki Türk bayrağında kırmızı ışık altında bakıldığında ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar, kırmızı ışık altında baktığımızda ne olacaktır? Burası da kırmızı olacaktır. Yani ay ve yıldız kamufle olacaktır. Hangi şıkta var bu? Ay ve yıldız kamufle olduğu için görünmeyecektir. Cevabımız D şıkkı. Mıstık Bence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.